Seval'cim harikaydı, lezzetler. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet tekrar olsun, ellerine sağlık bir tanem. Sanıyorum o bahsettiğin çay sunumu bu şekil. Evet. Doğru mu? Size böyle sıcak sıcak ikram etmek istiyorum. Çok naziksin. Tamam o zaman. Hanımlar çok hoş değil mi? Evet, evet, çok gerçekten güzel. Çok güzel. Evet. Çok zarif. Ihlamur gibi birazcık evet, rengi şu an. Yani sürahide gözüken ne, buraya katılan niye böyle oldu? Evet, yanımda farklı duruyor. İlginç gerçekten. Teşekkür ediyorum hayatım. Sağ ol. Siz de alın hanımlar. Evet, şimdi eşimin ismini öğrenelim. Eşimin ismi Oğuz. Oğuz. Evet. Oğuz'la nerede, nasıl tanıştınız hayatım? Aslı Hanım, bir saniye bir şey söyleyeceğim. Müzeyyen, biraz kalkar mısın? Ne oldu? Bir şey görüyorum şurada da, bir kalkar mısın? Emin olmak istiyorum. Aslı Hanım, benim masama laf etti. Meğerse sesi boyuyormuş. Gözücümle şöyle bir baktım da koltuğum masmavi olmuş. Meğerse kıyafeti boyamış. Yok dedi tabağın, yok dedi servis peçeten, yok masa örtün. Halbuki üzerindeki kıyafet boyamış da bana iftira atıyormuş. Yani eyvah. Tabağımı tuttu. Masa örtün. Ben de diyefeti teliyim. Ne yapacağız boyamış? Sen bana bir sak mendil getir. Sen benim ellerimi sildin. Ben senin koltuğunu sileyim. Yok otur sen. Ben sonra onu temizlerim. Ama gördüğün gibi bence bir özür hak ediyorum. Ya ne oldu Rabia'cığım? Altından sahte diyordun. Elbisemden bulaşmış koltuğa bir de ellerime. Yani gördün. Bu da sana artık kapak olsun. Belki de senin altınların sahte. Kişi kendinden bilir işte. Hemen bana senin altınların sahte diyorsun. Yanılıyorsun canım. Otur hayatım. Ay çok ben şey oldum. Mahcup mu oldun? Mahcup oldum Aslı Hanım ya. Senin elbisenden. Ay kusura bakma arkadaşım gerçekten. Bayağı araştırdık masada da ama bulamadık yani. Bilezikleri boyamamış ama bilezikleri gerçekten imitasyondu. Ben demiştim ama istersen bir ıslak mendil getirebilirsin. Ben bir sileyim istersen. Yok, ben sonra silerim. Özür diledim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama var ya işte böyle alıyoruz iyi mal diye. Evet aslında. Bak böyle evet, boyuyor. Ya. Ama tahmin ettim ben dedim ben sana. De. Evet, elbisen evet, muhtemelen evet, diye. Ama o benim tahmin yok edemedim. Dedi tabağı, yok dedi peçetesi, yok masası. Evet. Çeyizlerine bile laf attım. Ama evet. Olabilir yani. Olabiliyor böyle şeyler. İyi ve kötü olabiliyor böyle evet, şeyler. Evet Müzeyyen'cim değil mi? Böyle mahcup şeyler oluyor. Mahcup oldum bayağı. Müzey kendini biliyor. Neyse geçmiş olsun ikinize de. Evet. Özürünü de diledi. Evet. Tamam peki. O zaman başlayalım. Başlayalım. Evet eşinle nerede, nasıl tanıştın bir tanem? Biz aslında aynı lisedeydik. Aynı okullarda okuduk. Ama o benden 2 yaş büyük olduğu için o mezun oluyordu. Çok çapkındı. Ben de hiç hoşlanmam öyle tiplerden. Sonra biz bir gün açık öğretimde okuyoruz ikimiz de. O da sınava gitmiş, geri dönüyor. Ben de sınava gidiyorum. Bizim burada Şirinyer Buca tarafında yolda yürürken o beni otobüsten geçerken görmüş. Evet. Sosyal medyadan da beni takip ediyormuş. Bana mesaj attı. Bugün Şirinyer'deki kız sen miydin diye. Ay canım. Evet bendim dedim. Öyle konuşmaya başladık. Sonra şimdi evliyiz. Ay ne güzel. Ne kadar süre flört ettiniz? Biz 6 ay kadar flört ettik. Aa, kısa sonra sürdü. Evet. Ha. Evlilik teklifi mi geldi? Yok benim ailem. Ben önce onun ailesiyle tanıştım. Sonra o benim ailemle. Haziran'da tanıştık. Şubat gibi de evlenme teklifi aldım. Nasıldı teklif? Tarihi asansörde oldu. Evet. Öyle kafeye gidelim. Hadi kalk bir şeyler içelim dedi. Çıkarttı beni dışarıya. Sonra biz asansöre bindik. Yukarıya çıkıyorduk. Tam ineceğiz artık. Asansörün kapısı açılacak. Benim gözüme bir şey, fular gibi bir şey bağladı. Ben de dedim ne oluyor falan dedim. O da dedi sen yürü dedi ben sana yardım edeceğim dedi. Sonra ben yürüyorum yolda elime bir şeyler, birileri bir şeyler tutuşturuyor. Hepsi böyle dizilmiş ellerinde de birer tane gül. Ben asansör yoluna oraya inerken herkes benim elime gülleri veriyor. Allah Allah bu da çok nefsi romantik. Hazırlamış. Evet hazırlamış. Bu da çok romantik. Sonra asansörün oraya geldik. Muhteşem zaten bir İzmir manzarası. Eşim diz çöktü. Bir tek taşla evlenme teklifi ay, etti. Benim. Ben de kabul çok ettim. Çok güzel. Anladın mı peki giderken? Yok Aslı Hanım bu benim doğum hediyem. Bu doğum hediyem. Çok bunu. Şıkmış evet. O da. Teşekkür ederim. Ay canım benim. Anlamış ya. Mıydın sürpriz olacağını? Hayır anlamadım. Çünkü ailelerimiz tanışmıştı. Hani diyordum hep evlenme teklifi olsun, evlenme teklifi olsun. Evet. Ama o gün yapacağını tahmin etmemiştim. Ne güzel bir sürpriz evet, olmuş. Güzel bir sürpriz olmuş. Evet. Peki isteme söz nişan nasıl oldu bir tane? İstemeyle söz bir oldu. Aynı bizim evde oldu o da. Evde hı-hı yaptık aile arasında. Bir masa hazırladık. Eşimle arkadaki süsleri biz kendimiz yaptık.
Öyle bir masamız oldu. Çok güzel. Sonra öteki Haziran ayında nişanımız oldu. 2018 Haziran'da nişan olduk. Hı hı. Sonra 2019'da da evlendik. Niye böyle bir sene ara verdiniz? Böyle hazırlık yapalım diye. İşte ev tadilatıydı. Burada kayınvalidemler oturuyorlardı öyle çünkü. Evet. Size verdiler. Evet. Peki onların başka verdiler. Evleri var mı? Onların Melemen'de evleri vardı. Ay, onlar oraya taşındılar. Sen nasıl fedakar aileler değil mi? Öyleler sağ olsunlar. Evlatları için valla Allah hepsinden razı olsun. Nişanlını aldın mı, kiraladın mı? Aldım, satın aldım. Ne renk? Fiyatı bebek ne? Mavisi. Fiyatı 800 lira. O çok uygun. Çok evet. Ama oramana ne yaptın peki sonra? Evet. Daha sonra onu sattım. İyi yaptınız. Mekanı kaça tuttunuz? Mekanı 2,5'a tuttuk biz. Ama kuru pasta ikram ettik. Hı-hı. Meyve ikram ettik. Çerez ikram ettik. Onlarla birlikte bizi 5'e buldu. 5000 lirayı buldu. Nişanda ne takıldı peki? Nişanımda da ailem 2 bilezik taktı. Hı-hı. Kayınpederim 2 bilezik. Kayınvalidemler birlikte. Eşimin abisi altın taktı. Çeyrek. O şekilde oldu ve nişanımda yağmur yağdı. Kır düğünü tutmuş. Geçen bir yerde görmüştüm. Tencerenin dibini sıyırırsa. Aynen. Biz de görmüştüm. Evet, öyleymiş ama. Evet. Ben evet. Hiç sıyırmamı hiç sevmem. Annem hep sıyırır. Annem ay, şey oldu. O da diyor ki bereketiyle gelir. Hani yağmur bereket derler dedi. İyi yordu. Peki kına gecen? Kına gecem de yine kadınlar arasında oldu. Bir yer tuttuk onda da. Kız kıza eğlendik. Organizasyon tuttuk. Hı hı. O şekilde geçti. Kına elbiseni aldın mı? Kına elbisemi satın aldım. Sonra kaftanı oradan verdiler zaten. Çok ağladın mı kınada? Çok ağlamadım. Ben de çok ağladım. Ağlamayacağım diye söz verdim. Sakın beni ağlatmayın. Hareketli şeyler çalın dedim hatta evet. Özellikle. O yüzden çok ağlamadım. Biraz kınayı izleyelim şimdi. Evet. Tabii. Kim yaktı kınanı? Kınamı teyzem yaktı. Avucunun içine ne koydular? Avucumun içine kayınvalidem burada altını getirmedi. Eşim de söylüyor. Annem söylediğinde altını getirsin diye. Ben de açmıyorum elimi bir yandan. Sonra bir tane çeyrek getirdi kayınvalidem. Onu koydu. Eşin elini kapattı mı? Yok, eşim kapattı. Ben de kapattı. Eyvah. Biz de hep gelin kapatır. Evet. Şimdi yeni adet çıkardı damat. Damatlar da uyanık oldu. Düğünü nerede yaptınız? Düğünü nişan yaptığımız salonda tuttuk yine. Oradan çok memnun kalmıştık. Evet, orası da. Evet, yine aynı yeri tuttuk. Orada yaptık. Güzel. Orada da kuru pasta dağıttık, çerez dağıttık. Kaç kişilik oldu peki düğün? 500 kişilikti ama fazlası geldi. Bir 50-100 kişi kadar fazla geldiler. Sonra ilave masa sandalye eklendi. 600 kişilik bir düğün oldu. Gelinin kiralık mıydı, kendim aldı? Yok, kendim aldım. Hatta tasarımını da ben yaptırdım. Buraları küller eklensin, evet, şunu güzel. Şöyle yapalım diye. Ne kadar emal oldu peki? Toplam 2500 TL. Gelinlik. Evet. Ay, çok iyi. Yani, o çok güzel. Evet. Yine de güzel. Hı-hı. Pasta maket. Düğün salonunu ne kadara tutmuştunuz? Düğün salonunu 5500 TL'ye tuttuk. Ama kuru pasta ve çerez dahil değildi. Onlara da 1500 TL ekstra ödedik. Peki misafirler ne taktı genelde? Misafirler bilezik takan oldu, yarım altın, ata, cumhuriyet takıldı, çeyrekler yani takıldı. Yani toplamda ne kadar? Toplamda Aslı Hanım 80 bin lira altınımız takıldı. Güzel. Evet, bir de 10 bin lira kadar para takıldı. Çok güzel. Evet. O zaman altın daha uygundu. Evet, evet, o yüzden. Evet, o yüzden evet, insanlar daha uygundu. Sürüm durumu var yani. Sürümden. Dış çekimi düğünden önce mi, düğünden sonra mı? Düğünden sonra yaptırdık. Dedik şöyle bir balayı nerede gidelim. Nerede yaptırdınız peki? Atalım üstümüzden yorgunluğu. Urla tarafına gittik. Urla'da yaptırdık evet. Çekimimizi. Çok güzel olmuş. Kaça evet. Mal ettiniz onu da? O da 2000 liraydı Aslı Hanım. Peki balayını nereye gittin? Balayını hani? Antalya'ya gittik. Antalya. Gelinlerin, damatların vazgeçilmez tatil beldesi Antalya. Evet, evet. Gerçekten. Ne kadara mal oldu peki balayınız? Balayımız 3500 liraya.
bedava değil mi? Yani 4 gece. Dört gece. Şu an yana sıfır eklendi aslında. Bir gece fiyatımızdı. 3500. Bir de biz kıştan ayırttırdık. Evet. Düğün tarihi belli diye. Kış ayından ayırttırınca daha da ucuz oldu. Evet. Hiç resindi mi? Her şey istediğin gibi evet, oldu mu? Evet, çok şükür her şey istediğim gibi. Peki böyle oldu. Özel farklı adetleriniz var mıydı? Yok Aslı Hanım. Ha, yani. Böyle evden çıkmam falan. Evet, eşim meşale yakarak geldiler zaten eve. Evden o şekilde aldılar bizi. Davul zurnayla bildiğiniz gibi. Ne kadar güzel. Çeyizlerimiz önce geldi. Önce geldi evet. Bu eve. Evet, bu eve bu evi yerleştirmeniz ne kadar sürdü? Aslı Hanım, şimdi şöyle akrabalarla birlikte çeyizi aldık, geldik buraya. Onlar tabii her bulduğu yerlere kendileriyle yerleştirdiler. Sen geçtin. Sonra bir de üstünden biz geçtik. Tabii. Bunu böyle yapalım, şöyle yapalım diye. Şimdi hani bizi izleyen böyle ev kurmak, düzen kurmak üzere olan gelinlerimiz, damatlarımız var. Onlara hani siz tecrübeli olduğunuz evet. için mesela biraz minik tiyolar verin istiyorum. Evet Aslı Hanım, aslında en güzeli kendi yerleştirmeleri, kendi evleri, yerleştiriz. Kendi düzenleri. Yavaş onlar olsun, yaşayacaklar. Evet, böyle gidip gelip yerleştirsinler yani eşyalarını ama kendi yerleştirsinler. Sonradan çok karışılıyor. Bu buradaymış, şu şuradaymış. Hani evin düzenini sen bilemiyorsun. Ama adettendir diye işte yerine getiriyoruz biz de. Evet. O şekilde. Peki. Evet.